olmamız gerekiyor mu? Oldum ben oluyor mu? Yok. Yani her vaktin olması birbirinden başka bir kere. Olduğunu söyleyebilmek zaten kendi içinde özel bir iddia. Yani hani hayat böyle kendinden insan yaratma macerası. Hı hı. Hani bir vaktin doğrusu öbür vaktin eğrisi. Bir vaktin olgunluğu öbür vaktin acemiliği. Hatta yani o rota kendi içinde böyle bir yol ya, her dönemin elbisesi de aynı değil. Hı hı. Dolayısıyla yolculukta olunmasının bir kıymeti olduğunu düşünüyorum ben. Hani böyle 20'sinde 50'lerinde gibi seyredenler vardır. Hı hı. 50'lerinde 20'sinde gibi seyredenler de vardır. Yani kimi yolculuk tersine akar, kimi fazla hızlı akar. Ama gün sonunda aslında yani bir yolculuk, hani ben olmanın ne olduğunu bilmiyorum. Yani insanın o kendi iç harmonisinin, dengesinin daha iyi olması muhtemelen. Geriye dönüp baktığında yaşanmış bir hayat tarif etmesi. Yani doğrunun yanına eğriyi de koyması, bir de onları da kabul buyurması muhtemelen ve yola devam etmesi. Benim bildiğim olmak bu. Fakat o yani insan kendine bir şeyler ekledikçe, olgunlaşmaya başladıkça bir şeyler de kayboluyor hocam. Evet. Ben buna çok kaba bir şey söyleyeceğim. Neşeden ziyade ben buna kaşarlanmak diyorum çok. Aşk konusunda ya da birini böyle tecrübeli olmak, birini 5 dakikada az çok olup olmayacağını anlamaya kadar geliyor. Ve insanlar o suya girmemeye başlıyor. İlişkilerden bahsediyoruz. İlişkiler, evet. Bu da bir şekilde o geçmişin coşkusunu yitirmeye yol açıyor. Ben hafifliğin, aşkta böyle bir hafiflik hali, hafif meşref bir haldir aşk. Yani ayaklarınız böyle hani yere çok sağlam basmaz, zıplaya zıplaya yürürsünüz. O hafifliğin ve hafif neşenin, evet, kaybolduğunu düşünüyorum. Şimdi o vakit tabii hani ilk aşk hiç bitmeyecek gibi olan aşk ya. Bir sonraki ve ondan bir sonraki, eğer şanslıysanız yolu öyle devam ediyor ise, önce bir oyun oynar yani. Hani bu defa farklı, bu defa çok başka dersiniz. Ama aşk tabii bitmeye neredeyse mecbur ve mahkum. Bir şeye doğru evrilmeye mecbur ve mahkum. Hani aşk perestler yolda devam ediyorlar ise, bir aşk sonraki aşk, sonraki aşk, o ilişkinin kendi içindeki daha düz, daha sıkıcı, daha güvenlikli, daha derin sularını istemiyorlar ise, evet, hani aşk bir yerlerde o hevesini, heyecanını, içine girilmekteki hevesi ve heyecanı kaybediyor. O da insanı yalnızlaştırıyor mu? Steril, bir taraftan steril ve güvenli bir alan yaratıyor ama diğer taraftan yalnızlaştıran da bir şey galiba. Yani ben çok aşk perest değilim. Hı hı. Aşkın çok mühim olduğunu düşünüyorum. Çok mühim olduğunu. Ve fakat neredeyse daima irtifa kaybettiğini düşünüyorum ve hatta biliyorum diye söylemek bile mümkün. Yani dolayısıyla hikayenin aşkla ilgili kısmı değil ama ilişkiyle ilgili kısmı daha mühim diye düşünüyorum. En büyük sınavımız galiba sizin elinizden çok vaka geçiyordur, çok örnek vardır önünüzde. Galiba en büyük sınavımız ilişkiler mi? Öyle gözüküyor. Hı. Yani hani kim olursak, ne olursak, nerede olursak, hayatın hangi doyum yerinde olursak olalım, gönül yarenini istiyor tabii. Ve zor buluyor. Bulduğu zaman da o yarenin düzgün kullanabiliyor mu o ilişkiyi ya da böyle güzel sonuçlandırabiliyor mu yoksa mahvediyor mu? Şimdi ben şöyle düşünüyorum, aslında ilişki mekanizmasının kendisinin bir takım paradoksları var. Yani biz hayat içerisinde dönüşüyoruz. Hani Can Yücel'in benim bayıldığım bir şiiri vardır. O 20'sinde, 30'unda, 40'ında, 50'sinde anlatır. Toplar kendini bir masanın etrafına. Ve o topladığı kendileri birbirleriyle hiç tanış olamazlar ya. Yani şimdi hayatımızın evreleri var. Ve bu evrelerinin tamamına aynı mesafede eşlik edecek birinin arayışı. İlişki bu. Hı hı. Yani 30'umda, 40'ımda, 50'imde ve 60'ımda. Ve ben 40 takla atarken, çeşitli patinajlar yaparken, irileşirken, küçülürken, değişirken, dönüşürken benimle beraber ve ben de onunla beraber aynı yollarda gidebileceğim biri ya bu. Şimdi, ben ilişkinin en büyük paradoksunun ancak
ömürsüz olduğunda sevilesi bir şey olma yanılgısı olduğunu düşünüyorum. Hmm. Yani ilişkinin ömürsüz olması iyi olduğunun, mutlak olduğunun, başarılı olduğunun, sevilesi olduğunun göstergesi olmayabilir. İlişki kendi ömrü içerisinde vazifesini yerine getirdiyse, duygusal olarak, yaşamsal olarak, sosyal olarak, bedensel olarak ve bittiyse, bitişin o ilişkiye sunduğu o irtifa kaybını hiç doğru bulmuyorum. Yani aslında ilişkilerin bitişiyle ilgili muhakememizin, algımızın bir elden geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bir ilişkinin iyiliğini ya da kötülüğünü devamından okuyoruz ya biz. Yani şahane bir 15 yıl yaşadınız ve hikaye bitti ya. Yani her ilişkinin ömrü olduğuna inanırım. Yani eğer o şahane ilişkiyi şahane şekilde bitirebildiyseniz zaten apoletleriniz var demektir. Hı hı. Ama o bitişi, bitişi böyle çok ölümle eşleştiriyoruz. Hı hı. Ağır kayıpla eşleştiriyoruz. Hı hı. Oysa ki hakikaten hayatımızın bir deminde başka yere doğru gidesimiz var olabilir. Artık birbirimizle olan duygusal bağımızı, bedensel bağımızı kaybetmiş olabiliriz ve hikayeyi bitirebiliriz. Yani birinci basamakta bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bir ilişki sadece devamlılığından iyi, kötü, doğru, eğri, mutlu, mutsuz diye değerlendirilemez. O zaman nice ilişki vardır ve bitmiştir. Hı hı. Ki yani ben kendi tarihime baktığımda çok iyi olmuş ya derim. Yani başarısı ya da başarısızlığı ömrüyle paralellik göstermiyor. O zaman ben çok sevindim iki kere boşanmış biri olarak. Ben başarısız zannediyordum kendimi. Ne başarısızım diye. Eğer hani geriye dönüp baktığımız biz aslında niye evlendiğimizin sorusunu bulmalıyız ya. Yani niye onunla, öbürüyle değil onunla. Yani bizim muhtemeldir ki karşılanması beklenen ihtiyaçlarımızın adresiyle karşılayabilen ya da karşılayamayan... Hatta kimi vakit ondan istediklerimizi biz karşılamaya başlarsak o vakit bizim için anlamını o da kaybedebiliyor ya. Hani bu böyle bu karmaşayı tabii ki şuradan okumak istemiyorum. O çok basit, çok ucuz bir okuma yani. Hani aldatmalar arttı. Yani sadakat bir ilişkinin omurgasıdır. Onun üstüne daha iki kelam etmeyi gerekli duymam. Yani insan monogamik olmayabilir ama evlilik monogamiktir. Mecburdur yani. Yani eğer o müessesenin, sistemin, kurumun, duygusal ilişkinin ne derseniz adına içine giriyorsanız sadakat zaten bir tik alanıdır. Hı hı. Başka türlüsü olmuyor. Yani ne inanç zemininde ne bohemya zemininde hikaye başka türlüsüne evrilemiyor. Şimdi dolayısıyla hikaye bunun dışından baktığımız vakit misal biz biriyle evleniyoruz ve biz ebeveyninden tahsil edilemeyen alacakları olan da bir kız çocuğuyuz. Böyle çok güvenlikli birini istiyoruz. Şefkati burayı doldursun istiyoruz. Elbette ki sıkıcı. Yani sonra o da öyle biri. Yani bizi şefkatiyle sarıyor, sarmalıyor. Sonra biz o güvenlik duygusunu kendi içimizden tarif etmeye, bulmaya ve güçlenmeye başlıyoruz. Bu defa adamı beğenmez olmaya başlıyoruz. Hani çok güvenilir olduğu için sevdiğimiz adamı çok sıkıcı olduğu için sevmemeye başlıyoruz ya. Bu bayağı hayatın kendi akışında hani olmak denilen yolculuk var ya, oradaki yolda bizim dönüşümümüzle ilgili bir haldir. Eğer bizim dönüşümümüz ve bizim karşımızdakinin dönüşümü de, çünkü onun da bizimle oluşunun bir dinamiği var ya, oralarda da o yolculuk tamamlanırsa bazen yolda birbirimize yaklaşırız, bazen yolda birbirimizi kaybederiz. Hı hı. O yüzden vakayı adiyeyi atıyorum kenara. Yani hani şiddeti, sadakatsizliği, bunun dışında muhtelif ilişki bitişleri karşılıklı yolda birbirini kaybetmeleri içerebiliyor. Bu bazen bizim iyileşmemiz sebebiyle oluyor. Bazen karşımızdaki iyileştiği için oyundan çıkıyor. Bazen ikimiz de iyileştiğimiz için oyundan çıkıyoruz. O yüzden bitişi mutlak kötülükle, başarısızlıkla eşleştirmemek mühim diye düşünüyorum ben. Peki başlarken, yani bu hem bir ilişkiye başlarken hem evlilik yolunda giderken de belki hayalperestiz.
bu bitişleri başarısızlık olarak görüyoruz ama başlarken de başka türlü bir kafayla başlayabiliyoruz. O kendi gerçeğimize yüzleşerek mi başlıyoruz? İhtiyaçlarımızı bilinçli bir şekilde ortaya koyarak mı başlıyoruz? Pek azımız. Hı hı. Yani bunlar bir kişisel bilgi meselesi. Yani kendinle ilgili bilginin olmasıyla ilgili bir hikaye. Misal Erik Ben diye bir terapist vardır. Onun şahane bir tarifi vardır. Der ki hayat bir sahnedir ve bu sahnenin iki tane esas oyuncusu vardır. Figüranları vardır, hı hı. müziği vardır, dekoru vardır. Bir de bir senaryosu vardır. Biz kendimizi şöyle bulabiliriz. Örneğin birinci ilişkiden ikinci ilişkiye. Birinci evlilikten ikinci evliliğe giderken sahne değişmiş, dekor değişmiş. Karşımızdaki esas oyuncu değişmiş. Senaryo aynı kalmış. Hı hı. Mesela dertli bir hikaye. Kendinizle ilgili, bilginizle ilgili bir dert. Şimdi insanların romantik ilişkilerinin daha o ilk gençlik yıllarındaki o ilk deneyim vakitlerinde hı hı. kendileriyle ilgili bilgilerinin çok yüksek olma ihtimali az. Az yani. Bayağı el yordamıyla yapılıyor ne yapılıyorsa. Hani burada alkolik babanın kızının gidip alkolik adamı böyle hani şeyle paratonerle bulmasının aslında bir tesadüf olmadığını, bu bir metafor. Hı hı. Yani o tahsil edemediği alacakları eni konu tahsil etmek üzere arayışta olduğunu, bunu bilen bir genç kadın, kendiyle ilgili ihtiyaçlarını bilen bir genç kadın ve genç adam iyidir. Şu an itibariyle baktığımız vakit, bu döneme baktığımız vakit, ruhsal ilginin de arttığı bir dönem ya bu. Hı hı. Ruhsal ilgiyle beraber tabii, ruhsal boşluk da arttı diye düşünüyorum aynı zamanda ama gençler bu konularda daha iyiler. Ben öyle olduklarını düşünüyorum ve tanıyorum. Yani benim kızım 20'li yaşlarının başında benim 20'li yaşlarımın başındaki ruhsal donanımımdan çok daha donanımlı olduğunu görüyorum. Yani çok aktif bir biçimde görüyorum. Yani hayatla ilişkisinde de daha donanımlı olduğunu görüyorum. Yani ne kadar donanımlıysak o kadar iyi. Ama hani o hayat yolculuğu içinde, ya bu bir ihtiyaçlar hiyerarşisi. Hani sadece o elle dokunduğumuz, tuttuğumuz ihtiyaçlar değil ki, onlar da var hikayenin içinde. Bu ihtiyaçlar hiyerarşisinin bayağı bir alışveriş yanı var. Duygusal, bedensel, sözel, gözel, erotik, pornografik bir sürü hikayesi var. Şimdi bunların hepsinde biricik olmak üzere bir hikayedir evlilik. Biricik. Yani en sevilen olmak, en çok sevişilmek istenen olmak, en güzel olmak, en anlayışlı olmak, en yakın hissedilen ve hisseden olmak. Şimdi buralar, buraların kimi çok yüksek emek istiyor bir kere. Yani hani şimdi şuralarda dertlerimiz var. Yani evlilik kendiliğinden giden bir hikaye değil. Katiyen değil, asla değil. Katiyen değil. Yani hani o hayata sarf ettiğimiz uğraşlar var ya bizim, işte işimize, gücümüze, hı hı. çoluğumuza, çocuğumuza, üstümüze, başımıza. Bunun az bir kısmını, bir lokmacık bir kısmını olsun hak etmesi gerek diye düşündüğüm bir yer evlilik. Yani libido, o yaşamsal enerji ve cinsel enerji, birbirimizi çekici bulma hali. Bunların hiçbiri kendiliğinden olmuyor. Yani burada bayağı bir uğraş gerekiyor. Birbirini çekici bulma halinin bitmemesi için de bir uğraş elbette. Gerekiyor. Yani karşı taraf, beni çekici bulmak değil, karşı tarafı da çekici bulmak evet. için benim bitmeyen evet. bir uğraşımın evet. olması gerekiyor. Evet. Yani yeterince emek verme, hı-hı. uğraşma bilgisine çok sahip değiliz. Hani filmlerden de sahip değiliz. Yani ilgi çekici değil evlilik çünkü. Aslında evliliğin öncesi, evliliğin kaosu ve evliliğin sonrası ilgi çekici. Yani diziler içinde, filmler içinde, şarkılar için evlilik ilgi çekici bir yer değil. Evlilik insanların ve ilişkilerin standartize edildiği bir yer. Yani resim böyle. Aşkın bittiği bir yer değil mi? Resim böyle. Ki aşk biter zaten. Yani bir şeye evrildiyse eğer, o birbirini rağmen çok sevmeye evrildi ise şahanedir. O da yetmez. Yani o yolda nasıl gideceğimizi bilmiyoruz. O da yetmez. Ama çok sağlam bir uğraş istiyor gelişim. Cinsellik feci bir emek istiyor bir kere. Evet ve hocam o karşı tarafı çekici bulmaya devam etme çabamı nasıl göstereceğim ben? Flört ederek. Flört ederek. Bir röportajda dinlemiştim. Bu meşhur, bir ara hala var mı bilmiyorum ama sokak röportajları hikayesinde.
karınızla flört eder misiniz diye bir soru sormuşlardı. Bir beyefendiye tövbe tövbe estağfurullah diye bir cevap geldi. Yani bayağı flört ederek, yani gözle, sözle, dokunarak, romantik, erotik bilmem yani yaratıcılıkla ilgili bir hikaye bu. Ama flört ederek, yani orada kadın ve erkek olduğunun altının çizildiği giderek unisexleşiyor ya en azından belli bir grupta. Yani benim sosyal çevreme baktığımda insanların rolleriyle ilgili daha unisex modellemeler var. Hı hı. Ve buralarda o cinsiyet kimliğinin altını çizenler de yani hikaye cinsellik kalmış durumda ve flört. Flört ederek. Yani flört eskilerin pingirdeşmek dediği yaratıcılığınızla ilgili. Uğraşılması gereken bir yer burası aynı zamanda. Yani bayağı uğraşılması gereken. Şimdi TEDx İstanbul konuşması var Gülcan hocamızın. Çok dinlenenler arasında zaten çok izlendi ve dinlendi. İzlemenizi öneriyorum. YouTube'dan bulabilirsiniz. O TEDx yapıldığında TEDx İstanbul Özge Yılmaz'a da buradan sevgilerimizi gönderelim. Kendisi Amerika'da şu anda ama gelip artık yenisini yapsın bir zahmet. Ben modere etmiştim. Gülcan hocamızı da sunmuştum orada. İlk orada dinlemiştim. Şimdi dinlememiş olanlar olabilir. Çok TEDx konuşmalarına ilgi duymayanlar da olabilir. Onlar için hocam şu evliliğin 7 günahını sizden rica etsem bir. Onlara da bir hap gibi verebilir miyiz? Çok güzel bir konuşmaydı o. Bu arada mutlaka dinleyin. Yani defalarca dinleyebilirsiniz. Açıp açıp dinleyin 2 ayda bir. Şimdi tabii evliliğin kendine özgü 7777 günahı vardır herhalde ve aslında çok parmak izi gibidir. Ama burada evet hani daha böyle standart olarak içinde debelendiğimiz başlıkları konuşmuştuk orada. Bunlardan ilki rahmeti bol olsun Sami Zan'ın, anatomi profesörü Sami Zan'ın anatomi derslerine başladığı zaman kızlara söylediği kızlarım lafım size. Koca terbiye edilmez, terbiyelisi alınır ile başlayan aslında o ötekini değiştirme fantazimizin ya da değiştirilecekler listemizin çok olmasının en mühim günahlardan biri olduğunu düşünüyorum ben. Yani elbette ki hepimiz değişiyoruz ve dönüşüyoruz. Fakat bu yani ötekinin zihnindeki projeksiyona hiç uyumlanmayabilir. Yani bir yolculuk ya bu. Şimdi ben mesela çiftleri görüyorum son dönemlerde bu çok yeni. Evlenmeden önce, hı hı, sevgiliyken, evlenmek üzereyken, bu son 3-5 yılda daha yoğun görmeye başladığım bir profil ve biz evlenelim mi diye geliyor. Ne bileyim ben evlenmeyi, keyfiniz bilir. Yani bilgim şu, birbirinizi bu haliyle dondurup istiyorsanız alın. Eğer değiştirilecekler listeniz buradan İzmir'e kadar uzuyorsa durun. Elbette değişeceksiniz. Yani değişmez iseniz dertleriniz var demektir. Çünkü aslında hani ilişkilerde birbirimizi hem değişmekle hem değişmemekle suçlarız ya biz. Her ikisi de sıkıntı yaratan arazilerdir. Birinci koşul bu. Yani bu listenizin pek kısıtlı olması mühim. Yani bayağı bakın, alın, bu haliyle fitseniz, istiyorsanız eyvallah, itirazım yok. Birincisi bu. İkincisi, coğrafyada köken aile meselesi önemli bir mesele. Yani içinden gelinen aileler. Hatta boşanma istatistiklerine geçenlerde baktığımda 2020'lerde mi galiba yapılan bir çalışma okudum. Üçüncü boşanma gerekçelerinden biri köken aileler %11'lerde dolaşıyor. Bu çok bize ait. Yani daha Akdenizli olmakla ilgili. Bir yandan ailelerimizin çok ekmeğini yemekle. Yani onlar bizi 16 yaşında postalamıyorlar ya. Yani bize bakıyorlar, büyütüyorlar, okutuyorlar, evlendiriyorlar, barklandırıyorlar. İmdat dediğimizde yanımızdalar. Elbette ki bizde aynı zamanda bağımsızlaşması daha az olan, suçluluk figürasyonları daha güçlü olan topraklarız. Ve buralarda köken aile ile ilişkilerde dertler yaşanmaya başladı. Artan dertler yaşanmaya başladı giderek. Şimdi orada da şunu biliyorum ben. Yani herkesin bahtına bir ana baba düşüyor. Herkes bununla baş etmeyi öğrenmekle mükellef. Ve biz bir adamla ya da bir kadınla hayatımızı birleştiriyoruz. Ve orada o da bir aile dinamiği içerisinden geliyor.
Ve bu içinden geldiği aile dinamiğiyle pek az bağ kurmuş da olabilir o vakte kadar. Yani biz 3 yıldır beraber yaşıyoruzdur. Adam ayda bir telefon ediyordur. Yani hiç ailesiyle ilgisi olmayan bir adam tadında duruyordur. Sonra evleniriz, düğmeye basmış gibi bir böyle daha suçluluk hisseden bir adam çıkar. Yani hafta sonları aileyi görmek gerek diye düşünmeye başlar. Aile dinamikleriyle ilgili hiç fark etmediğimiz bir sürü malzeme ilişkinin içine girer. Yani evlilik gücü vardır ve herkesin seyrettiği, içinde büyüdüğü evlilik repertuarından aldığı malzemeleri de bir günceller. Şaşkınlığa uğrayabiliriz. Fakat bu coğrafyada bağımsızlaşması az olan kadın ve adamlar olarak birbirimizin kök ailesiyle ilgili geçinmeye gönlümüzün olmasının çok mühim olduğunu düşünüyorum ben. Yapamayabiliriz. Mayalar tutmayabilir. O zaman ağır nezaket. Yani mesafe, nezaket. Hani senin annenle ya da senin babanla başlayan cümlelerin dolaştığı bir hikayenin çok sıkıntılı olduğunu düşünüyorum. Bir. İki, anasını seven partnerini de sever. O bir sevebilme kabiliyetidir ve iyi bir kabiliyettir. Ama sadece coğrafyayla ilgili değil. Yani Ödipal olarak da bakıldığı zaman hani biz Kanuni'de de seyrettik ya, yani bir yerde Hürrem vardı, öbür tarafta Valide Sultan mı? İki, yani bir erkeğin geçmişi, bugünü ve geleceği arasındaki, kadınların arasındaki çatışma sadece sosyokültürel değil. Zaten var, dinamiğin içinde var. Onu yönetmeyi, onu ehlileştirmeyi öğrenmemiz gerek. Adamın arada olmadığı ilişkilerin kurulması çok mühim. Yani köken aile, hı hı, hikayesinde. Aynı hikaye adamlar için de söz konusu. Adamlar daha az dert yaşıyorlar. Yani hikayenin Ödipal yanı fazla olduğu için kadınlar daha fazla dert yaşıyor buralarda. Yani gelin ve kayınvalide hikayesindeki dert, değil mi? Köken aile problemi eşittir. Hı hı. Mağdur eden, mağdur olan problemi eşittir. Bu problem. Bu tahmin ettiğimizden çok geniş bir problem. Sosyokültür falan tanımıyor. Yani ilkokul 3'ten terk. Yale'de doktora yaptım. Hiç sosyokültür, beni çok şaşırtan bir şey oldu bu. Çünkü aslında kendi değerimizi ölçtüğümüz bir yer olduğu için ve o değeri ölçerken de çok lokal veriler kullandığımız için, yani gördüğümüz ve öğrendiğimiz son derece lokal datalar üzerinden hareket ettiğimiz için sosyokültür barındırmıyor neredeyse. Daha kimlik barındırıyor. Yani daha bağımsızlaşmış, sadece karşıdaki partner üzerinden kendini tarif etmeyen insanlar daha iyi ilişkiler kuruyorlar. Hayatla ilgili kabul mekanizmaları daha geniş olan insanlar daha iyi ilişkiler kuruyorlar. Kendi sınırlarını, burada sınır derken, yani bu da mesela çok kullanılan kelimelerden bir tanesi, nezaketsizlikle karışmaya başladı diye düşünüyorum sınır. İkisi birbirinden ayrı. Hı hı. Yani sınır koymak ve hoyrat olmak çok aynı değil. Dolayısıyla sınırlarını bilen, karşıdakinin sınırlarını da bilen, oradaki ailenin dilini öğrenmeye çalışan, yani bayağı geçinmeye gönlü olan insanlar bu köken aile meselesinde daha az sıkıntı yaşıyorlar. Üç. Burada bir şey, parantez açayım mı hocam? Üçe geçmeden evvel. Anneler de ama oğullarını evlenirken o kadına emanet ediyormuş. Sanki oğlu anaokulunda elinden tutuyormuş ve kadına devir teslim yapıyormuş. Orada hocasına teslim ediyormuş gibi de davranıyor. Olanlar var. Olanlar var. Ve bu inanın, yani benim yaşadığım örnekte üniversite mezunu entelektüel bir kadın, hani hiç evet, ondan evet, beklenmeyen bir işte o paterni gösteriyor. Yani şimdi tabii o böyle bana matruşka gibi geldi mesela şu an söylediğiniz. Hı hı. Anneler öyle anneler, güçlü anneler, hatta oğullarını yani pamuklara saran, hı hı, anneler oğullarını güçlü kadınlara emanet etmek arzusu içinde oluyorlar. Güçlü kadınlar da böyle oğlan çocuklarını alma refleksi içinde oluyorlar. Ha, orada işte. Yani o matruşka gibi. Burada bir başkasının çocuğunu sevdim, aşık oldum ama ben ona annelik yapmak istemiyorum. Onu büyütmek istemiyorum. Belki o zaman büyümüşünü alırsınız. Yani ben kendim için değil de genel olarak söylediğimde. Evet, yani ben de genel olarak. Ama kadınlar çok orada meyyal. Yani bir adam benim sana ihtiyacım var dediğinde kadının gönül teli titriyor. İhtiyaç tehlikeli bir kelime. Karşılıklı her iki cins için de çok bam teli kelimesi aslında. Yani o birinin bize ihtiyacımız olduğu bilgisi kadınlar için de adamlar için de çok
etkileyici. Bu aslında hani kocanın ya da kadının terbiye edilmeyeceği, terbiyelisinin alınacağı metaforundan. Hı hı. Yani eğer büyümüşünü istiyorsak büyümüşünü alacağız. Büyütesimiz varsa bunu fark edeceğiz ve büyüteceğiz. Yani hikayenin aslında hani o metaforun böyle çeşit çeşit versiyonu hattından okuyabiliriz. Hı hı. Çünkü yani yakın ilişki şemasında hani kontrol edilmeyi, hı hı, iktidar edilmeyi bilen ve aslında bildiğine doğru koşan adamlar ya da kadınlar vardır. Yani o bildiğine doğru bayağı yakın ilişki, aile dinamiklerindeki ilişkide yakın ilişkiyle ilgili bildiği her neyse o bazen de hoyratça muameledir. Bildiğine doğru koşma haliyle ilgili bir, hı hı, mesele bu. Evet. Üç demiştiniz hocam. Üç cinsellik. Bence üçte yeri fazla geride. Yani daha yukarıya koymak gerektiğini düşünüyorum. Yani bir ya da ikide mutlaka olması gerektiğini, hı hı, düşünüyorum. Yani cinsellik mühim dürtülerimizden bir tanesi. Yani hani Freud'a göre başat en temel iki dürtümüzden bir tanesi. Ve libido yaşam enerjisi demek. Sadece cinsel enerji değil. Dolayısıyla aslında yaşam enerjisiyle de çok yakın teması olan bir meseledir cinsellik. Yani memleketin çok sakatlandığını düşündüğüm bir konudur. Erkek olmanın performansla sınandığı, kadın olmanın edeple sınandığı bir hikaye cinsellik. Ve gün sonunda da edep sevmiyor. Yani yakınlık seviyor, renk seviyor, oyunculuk seviyor. Bir kadın ve adam arasında mahrem bir alan. Ve ben evliliğin cinselliği neredeyse adım ettiğini düşünüyorum. Yani o itibar müessesesiyle birbirinin karşısındaki itibarını kaybetmemenin çok mühim olduğu bir yer olduğu için en azından çok renksizleştiriyor. Yani o heveslerini, heyecanlarını aktarmakta ağır güçlük çektiğin bir yer haline geliyor. Nasıl değerlendirileceğim belli değil. Yani hani evlenilecek kadın var, sen evlenilecek olduğun için zaten evlenilmiş seninle. Oralar çok karışık, çok kaotik bir hale geliyor. Erkek cinselliği elbette ki 30 yıl öncekinden daha iyi, daha sağlıklı. Yani en azından belli bir grupta, hı, daha sağlıklı. Daha böyle kendi jenerasyonlarıyla deneyimleyerek o ilk cinsel deneyimi yaşama opsiyonunun arttığı yıllar bunlar. Daha hoyrat olabilir, daha çeşit olabilir. Fakat gün sonunda daha sağlıklı bir yere doğru evrildiğini düşünüyorum. Kadın cinselliği de kesin olarak daha sağlıklı. Yani beden bize aittir ya, kamunun değil, hı hı, ana babamızın değil, dinin değil, siyasetin, hiçbir figürün değil. Bize ait. Bu bilgi lazım ya bize. Yani aslında biriyle sevişmek onun bizi kullanması değil ya. Ya da sadece o istediği için sevişiyor olmak hali de epey fena ya. Beden bizim ve bizim isteklerimizin, hı hı, bizim tarafından fark edilmesi, bizim tarafımızdan fark edilmesi ve bizim tarafımızdan doğru ya da eğri kararların verilmesiyle ilgili bir mesele ya. İşte o yeni, daha genç kadınların bu mealdeki performanslarının çok daha iyi olduğunu düşünüyorum ben. Çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. O yüzden yeni jenerasyonun, yani böyle o 20'li yaşların, hatta belki 30'lu yaşların cinsel okur yazarlıkları birkaç tık daha iyi. Fakat tabii o evliliğin hadım etme performansı hala güçlü bir hikaye. Yani aynı yatakta, aynı hayatta, aynı pijamalarla, aynı ve aynının içinde bu libido nasıl devam, hı hı, edecek yani? Çok zor bir soru. Bayağı çok uğraşmak lazım. Yani bayağı fingir demek, flört etmek, yakınlaşmak, oyun oynamak, zevk almak, oyun. Mesela pijamalarla mı? Terliklerle mi? Çoraplarla mı? Var, hayır, mı onun? Hı. Hayır. Yani bunların hepsi yani işe güce giderken o beğenilme hevesimiz var, hı hı, ya bizim, iyi hissetme hevesimiz. Bunun bir versiyonu da aslında romantik ya da bedensel arazimizde de var. Mühimsemekle ilgili rotayı kaybediyoruz biz. Bir de tabii yani kodlama o kadar kendiliğinden olacağıyla ilgili, hı hı, bir kodlama ki yani bayağı kolektif bilinç dışı bilgimiz
Yani cinsellik, iki tane insan birbirine doğru çekilirler. Adı aşk olur, önemli bir kısmı şehvet içerir. Ve sonra bu irtifa kaybetmeye başlar. Yani tıpkı şuna benziyor. Yani bununla ilgili bir sürü avam tarif vardır. Yani her gün aynı yemek mi yenir? Yani yalıda oturuyorum, denizi seyrediyorum ama artık denizi görmüyorum. Yani hikayenin başka bir yere doğru evrilmesi gerekiyor ya. Yani her gün aynı yemek yenmeyebilir. Kadın içinde, adam içinde. Ama yemek o kadar çeşitlidir ki, o kadar itinalıdır ki. Yani yanına mum koyarsın. İçine karabiber atarsın. Yani ağzına zevkle ve şefkatle sunarsın yemeği. Yani dolayısıyla hikayenin o rengi ruhsarı için uğraş gerekiyor. Yoksa yani ne kadar ekmek o kadar köfte. Tabii ki kendiliğinden değil. Hı hı. Mevzu mutlaka irtifa kaybeder. Yani hikayeyi renklendirmek için sözel, gözel, mizahi, entelektüel, erotik bütün malzemelerimizi kullanacağız. Kullanmadığımız vakitte hikayenin böyle olduğunu bir erişkin olarak kabul edeceğiz diye düşünüyorum cinsellikle ilgili. Ya da mütemadiyen partner değiştireceğiz. Yani o avlanmanın oluşturduğu daha haz ile yola devam edeceğiz. O da tabii çok ergence bir haz. Yani bir vakit sonra hiç çekmeyen bir haz. Erişkinleşen insanlara baktığımız vakit o yakınlık. Yani sahiden aşk hissettiğiniz, sahiden gönül bağı içinde olduğunuz, sahiden düşündüğünüz ve inceliklerini bildiğiniz ve düşündüğünüz biriyle yakınlaşmak bedensel olarak çok lezzetli ve mühim. Geldik dörde mi? Dörde geldik. Dört neydi acaba? Dört neydi bir dakika. Ne dedik biz önce? Ebeveynlik. Evet. Dördüncü büyük bir dakika tehlike. Bir neydi? Değiştirme. Değiştirmiyoruz. Hı. İki neydi? Köken aile. Üç. İlişkide ayar tutturma. Ayar tutturma. Üç cinsellik. Dört ebeveynlik. Hı. Ebeveynlik tabii hani evlilik ve ebeveynlik şu aynı şey değil ya. Evliliği çok hızlı ebeveynliğe satmak mümkündür. Kolaydır. Hatta kutsaldır. Yani bir hayatın öncelikler sıralaması değişimi oluyor. Kadının ve erkeğin çok aynı yerde patinaj yapmadığı yer burası. Şimdi ben yani anneliğin bayağı böyle ödül olduğunu falan düşünüyorum. Kadının doğurmasının da annelikle çok teması olduğunu da düşünmüyorum zaten. Yani kadının varoluşuyla ilgili bir hikaye olduğunu düşünüyorum. Bu o sarıp sarmalayan, o hani rağmen sevebilme kabiliyetinin daha yüksek olduğunu düşünüyorum. O şefkatle ilgili şefkatle kurduğu ilişkinin daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Daha varoluşsal bir biçimde. Ebeveynlik bence evliliğin en büyük virajı. En büyük virajı. Boşanmaların çoğu ilk 5 yıl içerisinde oluyor. Ve aslında bir çiftin neredeyse virajı almaktaki güçlüğünün ya da takla atma ihtimalinin en yüksek olduğu yerden bahsediyoruz. Birkaç tane dinamik var. Bir kadın ve erkek kimliği, cinsiyet kimlikleri, cinsel kimliklerimiz neredeyse bir şeye doğru dönüşüyor. Adı anne ile baba. Yani o bir şey kadın ve erkek olmaktan başka bir şey. Bu elbette ki bir çocuk, ihtiyaçlar hiyerarşisi, onun sizi işgali, sizin onu işgaliniz. Yani burada bir zaman aşımı var. Mutlak bir biçimde var. Yani orada mesela ben bunu 2 yıla kadar falan çok olağan bulurum. Yani hani onu da yastan düşünürüm. Yani orada çünkü aslında bir özgürlük kaybı ya aynı zamanda tabii, ebeveyn. Tabii. Büyük bir özgürlük kaybı. Yanına yası da ekliyor. Yanına hiç tanışmadığı bir takım duyguları da ekliyor ve böyle ortaya karışık bir hal. Eski kendisine veda ediyor. Evet, evet, evet. Yani orada bir 2 yıla kadar uzayabilen ortalama 5-6 ay. Hani o kırkı çıkmak dedikleri şey, bunların hepsinin aslında biyolojik karşılıkları da var aynı zamanda. Buralara kadar o dengenin hani oturması, ebeveynin ayrı bir hikaye olduğu, kadın erkek olmanın ayrı bir hikaye olduğu, birinin öbürünü işgal etmemesi ki sıklıkla ebeveynlik kadın erkekliği işgal eder. Yani ittirmek, kaktırmak gerektiği. O ikili dünyayı minnacık bile olsa tutmaya çalışma hali.
ikili dünya, hani o üçlü, artık üçgen haline gelmiş olan anne baba çocuğun dışında da anne baba çocuk, o bir de kadın erkek, karı koca, iki tane arkadaş. Hani o bayağı düz çizgiyi de korumanın çok mühim olduğu bilgisine çok ihtiyaç var. Bunu daha önce de söylemiştim, çokça da söyledim. Yani o daha direktif çalışan terapistler vardır, özellikle yurt dışında. Didaktik daha. Onlar mesela mutlaka çiftlerde ayrı çocuksuz zaman geçirme koşulu isterler. Çift terapisi sürecinde de. Yani çünkü o hattın açılmasına ihtiyacımız var. Yine yeni jenerasyon bunu daha iyi biliyor. Yani o hani çocukla beraber hayata dahil olmayı da daha iyi biliyor. Çocuk olmaksızın o ikili dünyayı korumayı, ben hani 20 yıl içerisinde gördüğüm çiftleri düşüneyim, bu konudaki bilgilenmenin ve bunu böyle daha bilinç seviyesinde de fark etmenin ve bunu hayata döndürmenin çok arttığını düşünüyorum. Yani evliliklerde belki en iyi yol alan yerlerden biri burasıdır. Cinsellik aynı yolu almadı. Değiştirme fantazisi, o da yol aldı. Köken aileler, onun da yol aldığını söylemek mümkün. Yani olumlu yönde yol aldığını söylemek mümkün. Geldik 5'e mi? 5'e geldik. 5 neydi acaba? Ben nefesimi tuttum, dinliyorum heyecanla da. 5 neydi? İletişim mi? İletişim herhalde. Ben kendimi bir kere dinledim. Ben sizi kaç kere dinledim? Hem orada dinledim hem sonrasında kaç kere dinledim. Ve sonrasında da çok konuştuğum bir şey. Ben yıllar sonra ilk kez konuşuyorum aslında bakarsanız. Öyle mi? Ama çok şahane bir konuşmaydı. Yine söyleyeceğim. Yani bir televizyon programından başkasına referans yapılmaz ama TEDx İstanbul konuşmasını Gülcan Hoca'nın mutlaka dinleyin. Teşekkür ederim. Herhalde iletişimde bir sonraki. Şimdi tabii iletişim yavaşlamış, biraz ucuzlamış, biraz böyle ayarını kaçırmış bir kelime olarak dolaşıyor ortamımızda. Dolayısıyla ben biraz daha çift iletişimi hattını altını çizmek istiyorum. Çift iletişimi uzlaşamamak konusunda uzlaşma opsiyonunu yüksek oranda barındırması önemli bir iletişim tipi. Ya böyle kelimelerin ve onu aktarımın gücünün içeriğin önüne geçtiği bir hal yaratıyor iletişim. Yani iletişimin takla attıranları var, kelimelere parende attıranlar var, çok iyi iletişenler var. Bir de çok iyi iletişemeyebilenler var. Ve fakat hikayenin aslı ve içeriği bundan başka bir şey. Yani kötüye kullanıma açık bir arazi haline geldi iletişim. Çünkü aslında en çok dinlemeyi içeriyor diye düşünüyorum. Evet. En çok. Daha az söylemeyi, daha çok dinlemeyi içeren bir hal ya. Bunu hepimiz biliyoruz. Hepimiz biliyoruz. Yani bu özel bir beceri hali değil. İletişim kendini gösterme sanatının dışında bir yere ve aslında iktidar mücadelesinde elimizdeki en önemli malzeme haline geldiğinde dert yaşamaya başlıyoruz biz. Yoksa insanlar iletişirler. Susarak da, konuşarak da, bakarak da. Bunu kendi akışının dışında bir yerde, yani böyle bir sanat haline getirdiğimiz vakit daha sıkıntılı olduğunu düşünüyorum. Mesela çift görüyorum ya, ben çok çift görüyorum. En yoğun, hani niye geldiniz diye bir soru sorarım. Şimdi niye geldiniz sorusunun herhalde, istatistik bilmiyorum cevabını, böyle bir istatistik de yok herhalde ama en az yarısı hatta daha çoğu iletişim kuramıyoruzdur. Ben bundan sonra hiçbir şey anlamam. Hiçbir şey, insanların iletişim kuramama ihtimali yoktur. İnsanların iletişim kuramamasının mutlak bir biçimde gerekçeleri vardır. Yani sizin ve benim aramda biz hiç konuşmadan önümüzdeki bir saat boyunca iletişebiliriz. Eğer aramızda görünmez camlar, örülmüş muhtelif ağlar, yani engellerimiz var ise ve onların etrafından bir şey yapmaya çalışıyorsak iletişim kuramayabiliriz. Ya da ilk konuşan ölecekse eğer aramızda konuşmayabiliriz. ya da bir iktidar mücadelesi varsa aramızda ve aslında evlilik de bir iktidar oyunu içeriyor ise o vakit zaten hani stratejimize göre konuşuruz. Dinlemek, anlamak falan geçeriz oraları. Dolayısıyla hikayenin daha bunlarla da çok yakın temasının olduğunu düşünüyorum. İletişim önemli. İnsan olmak için önemli. İnsan ilişkileri için önemli. İnsanın sadece insanla değil her şeyle kurduğu ilişki için mühim. O da aslında anlamayı, doğru anlamayı, doğru anlatmayı
Ve fakat aynı doğrularda uzlaşamama ihtimalinde uzlaşmayı da içeriyor mutlak bir biçimde. Yani iyi iletişmek, uzlaşmak manasına geldiği vakit o çok zorlayan bir hikaye bizi. Restleşmeye doğru gidiliyor. Evet. Şimdi 5 maddeyi burada konuştuk ama bir süremizin sonuna geldik. Şu anda aa diye sesler yükseliyor. Virgül koyuyorum. Yine iyisiniz. Bendensiniz bu akşam. Yarın akşam biz Gülcan hocamıza devam ediyoruz o zaman. 6. madde ve 7. madde ve tabii ki sonra boşanmalar.